8. bölüm. Nedir oynaşma? Karşısındakini cinsel yakınlaşmanın mümkün olduğunu sanmaya götüren ama aynı zamanda bu olasılığı kesinlik haline getirmekten alıkoyan bir davranış biçimi olduğunu söyleyebiliriz oynaşmanın. Başka bir deyişle oynaşmak, güvencesi olmayan bir cinsel birleşme vaadidir. Teresa barın arkasında dururken içki verdiği erkekler onunla oynaşmaya çalışırdı. Gönül okşayıcı sözlerin sonu gelmeyen gelgitinden, çift anlamlı sözlerden, açık saçık hikayelerden, önerilerden, gülümsemelerden, bakışlardan öfkeye kapıldığı olur muydu hiç? Kesinlikle hayır. Teresa da bedenini, koca, uçsuz bucaksız dünyaya sürmek istediği o kendisine yabancı bedeni, akıntıya bırakıvermeye duyulan inanılmaz bir istek vardı. Thomas ona aşk ile sevişmenin farklı şeyler olduğuna inandırmaya çalışırdı. Anlamayı reddederdi. Şu anda dört bir yanı kendilerine karşı en ufak bir şey hissetmediği erkeklerle çevrilmişti. Onlarla sevişmek nasıl bir şeydi acaba? Sadece oynaşma denilen, o güvencesi olmayan vaat biçiminde de olsa denemeye can atıyordu Teresa. Yanlış anlaşılmasın, Teresa Thomas'tan üç almak istemiyordu. İçine girip kaybolduğu dolambaçtan bir yolunu bulup dışarıya çıkmak istiyordu. Biliyordu Thomas'a yük olmuştu. Her şeyi çok ciddiye alıyor, her şeyi bir tragediyaya çeviriyor, tensel aşkın hafifliğini ve sevimli sıradanlığını kavrayamıyordu. Hafifliği öğrenebilmeyi ne kadar isterdi? Onu kendi zamanına aykırı bir kişi yapan bu kabuktan çekip çıkaracak biri olmasını öyle çok istiyordu ki. Oynaşmak nasıl bazı kadınlar için ikincil bir benlik, sıradan rutin bir şeyse, Teresa içinde kim olduğunu, yeteneklerin ne olduğunu saptamaya yönelik önemli bir araştırma alanı olup çıkmıştı. Gel gelelim oynaşmayı önemli ve ciddi kılmakla hafifliğini yok etmiş, zorlama, zahmetli, abartılı bir şey haline getirmişti. Vaat ile güvensizlik arasındaki dengeyi bozmuştu. Gereği gibi sağlandığında bu denge oynaşmadaki ustalığın göstergesidir. Çok ateşli vaatlerde bulunuyor ama kendi açısından vaatlerinin güvencesi olmadığını açıkça belirtmiyordu. Gelin ben hazırım diyormuş izlenimi uyandırmanın başka bir yoluydu bu. Ama erkekler kendine vaat edildiğini sandıkları şeyi istediklerinde güçlü bir direnmeyle karşılaşıyorlardı. Bulabildikleri tek açıklama da onun kötü, hileci bir kadın olduğuydu. 9. bölüm. 16 yaşlarında bir oğlan bar taburelerinden birine tünedi ve genel konuşmanın akışında resimdeki yanlış çizgi ne ileriye götürülebilecek ne de silinebilecek bir çizgi gibi sırıtıveren kışkırtıcı bir laf etti. Sende de ne bacaklar var ama? Teresa, tezgahın arkasını görecek kadar keskin demek ki gözlerin cevabını yapıştırıverdi. Seni sokakta gözüme kestirdim karşılığını verdi oğlan. Ama bu arada Teresa dönmüş başka bir müşteriyle ilgileniyordu. İşi bitince oğlan bir konyak söyledi. Teresa hayır anlamında başını salladı. Ama 18 yaşındayım diye itiraz etti oğlan. Kimliğini görebilir miyim dedi Teresa. Göremezsin cevabını verdi oğlan. O zaman gazoz içmeye ne dersin dedi Teresa. Oğlan tek bir söz söylemeden bar taburesinden kalktı gitti. Yarım saat sonra geri geldi. Abartılı el kol hareketleriyle bardaki yerini aldı. Soluğunda genişçe bir alanı kaplayacak kadar alkol vardı. Ver bakalım şu gazozu diye buyurdu. ''Aa sen sarhoşsun'' dedi Teresa. Oğlan Teresa'nın arkasındaki duvarda asılı duran tabelaya dikti parmağını. 18 yaşından küçüklere alkollü içki satılması kesinlikle yasaktır. ''Senin bana alkollü içki satman yasak'' dedi. Kolunu tabeladan Teresa'ya doğru savurarak. ''Ama benim sarhoş olmam yasak değil.'' ''Nerede bu kadar sarhoş oldun?'' diye sordu Teresa. Oğlan gülerek ''Karşı kaldırımdaki barda'' dedi ve yeniden gazoz istedi. ''Peki neden orada kalmadın öyleyse?'' ''Çünkü sana bir kere bakmak istedim'' dedi oğlan. ''Seni seviyorum.'' Bunu söylerken yüzünü garip bir biçimde buruşturdu. Öyle ki Teresa onun alay mı ettiğini, kendisine yaklaşmaya mı çalıştığını, yoksa şaka mı yaptığını anlamakta zorluk çekti. Ya da son derece sarhoştu da ne dediğini bilmiyor muydu? Gazozu oğlanın önüne koydu ve öteki müşterilerle ilgilenmeye gitti. ''Seni seviyorum'' cümlesinden sonra oğlan dilini yutmuştu sanki. Bardağını sessizce boşalttı, parayı tezgahın üzerine bıraktı ve Teresa daha başını kaldırıp bakmaya fırsat bulamadan sıvıştı. O çıktıktan hemen sonra üçüncü vodkasını içmekte olan kısa boylu çıplak kafalı bir adam, ''Yaşı küçüklere alkol satmanın yasaya aykırı olduğunu bilmen gerekir.'' dedi. ''Ben ona alkol vermedim ki, içtiği gazozdu. İçine ne kattığını gördüm ben.'' ''Ne diyorsun sen Allah aşkına?'' ''Bana bir vodka daha ver.'' dedi kel adam ve ekledi. ''Kaç zamandır gözüm üzerindeydi.'' ''O halde neden güzel bir kadın gördüğünde dua edip de çeneni kapamıyorsun?'' Tam o sırada bara girip bu sahneye takılan uzun boylu bir adam lafa karışmıştı.
Sen bu işe karışma diye bağırdı kel adam. Sana dert mi? Peki sorabilir miyim sana neden dert oluyor diye karşılık verdi uzun boylu adam. Teresa kel adama vodkasını verdi. Adam vodkayı bir dikişte içti, parasını verdi ve çıktı. Teşekkür ederim dedi Teresa uzun boylu adama. Değmez dedi uzun boylu adam ve o da yoluna gitti. 10. bölüm. Birkaç gün sonra tekrar barda boy gösterdi. Teresa onu görünce bir dostunu görmüş gibi gülümsedi. Tekrar teşekkürler. O kel adam hep geliyor. Son derece sevimsiz biri. Unut onu. Benimle ne alıp vermediği var? Zavallı ufak bir sarhoş. Unut onu. Madem öyle diyorsun. Uzun boylu adam gözlerinin içine baktı. Söz mü? Söz veriyorum. Adam senin bana söz verdiğini duymak çok hoşuma gidiyor dedi. Gözlerinin içine bakmayı sürdürerek. Oynaşma başlamıştı. Olasılık kuramı çerçevesinde, gerilim çerçevesinde de kalsa, karşısındakini cinsel yakınlaşmanın olası olduğunu sanmaya götüren o davranış biçimi. Senin gibi güzel bir kızın Prag'ın en çirkin kesiminde ne işi var? Ya senin diye karşıladı Teresa. Sen Prag'ın en çirkin kesiminde ne arıyorsun? Adam ona bu yakınlarda oturduğunu söyledi. Mühendisti. Geçen gün işten dönerken buraya uğraması sırf bir rastlantıydı. 11. bölüm. Teresa Thomas'a baktığında gözleri gözlerine değdi. 2-3 santim yukarısına başka kadınların apışaralarının kokusunu yayan saçlarına gidiyordu gözleri. Artık dayanamıyorum Thomas. Yakınmamalıyım biliyorum. Benim için Prag'a döndükten bu yana kıskanmayı yasak ettim kendime. Kıskançlık etmek istemiyorum. Bütün bunları göğüsleyebilecek kadar güçlü değilim anlaşılan. Yardım et bana lütfen. Kolunu Teresa'nın koluna doladı Thomas ve onu yıllar önce birlikte sık sık yürüyüş yaptıkları parka götürdü. Parkta kırmızı, mavi, sarı sıralar vardı. Oturdular. Seni anlıyorum. Ne istediğini biliyorum dedi Thomas. Her şeyi yoluna koydum. Tek yapman gereken Petrin tepesine çıkmak. Petrin tepesi mi? Birden bir kaygı dalgası kabardı içinde. Neden Petrin tepesi? Oraya çıkınca görürsün. Gitme düşüncesi Teresa'nın son derece keyfini kaçırmıştı. Birden bedeni o kadar güçsüzleşti ki oturduğu park sırasından kaldıramadı kendini. Ama anayasaya göre Thomas'a itaatsizlik etmesi mümkün değildi. Kendini ayağa kalkmaya zorladı. Arkasına baktı. Thomas hala park sırasında oturmuş, kendisine neredeyse sevinçle gülümsüyordu. Elini sallayarak yoluna devam etmesini işaret etti Teresa'ya. 12. bölüm. Prag'ın ortalık yerinden yükselip çıkan o yeşil kümbetin Petrin Tepesi'nin eteğine vardığında Teresa çevresinde hiç kimse olmadığını gördü, şaşırdı. Bu garipti çünkü başka zamanlarda Prag'ın yarısı buralarda geziniyor olurdu. Daha da kaygılandı. Ama tepe o kadar sessiz ve sessizlik o kadar dinlendiriciydi ki kendisi kendini bütünüyle onun kucağına bıraktı. Yukarıya çıkarken defalarca durup arkasına baktı. Aşağıda kuleler, köprüler gördü. Azizler yumruklarını sallıyor, taştan gözlerini bulutlara kaldırıyorlardı. Dünyanın en güzel kentiydi gördüğü. Sonunda tepeye vardı. Dondurma ve hatıralık eşya satan tezgahların gerisinde, hepsi de sözleşmiş gibi kapalıydı, şurasına burasına ağaçlar serpiştirilmiş geniş bir çayırlık alan uzanıyordu. Bu çayırlık alanda adamlar vardı, 6 taneydi. Değişik sopaları ellerinde tutarak yeni bir vuruşa hazırlanırken bir yandan da sahayı gözden geçiren golf oyuncuları gibi ağır ağır yürüyor ya da ayakta duruyorlardı. Neden sonra onların yanına vardı Teresa? 6 adamdan 3'ü kendi oynadığı rolü oynamak üzere orada bulunuyordu. Kararsızdılar, her türlü soruyu sormak için çenelerini tutuyorlar, çevreye soran gözlerle bakmakla yetiniyorlardı. Öbür üçünün suratından yapmacık, lütfedercesine bir iyilik akıyordu. Bunlardan birinin elinde bir tüfek vardı. Teresa'yı görür görmez elini salladı, gülümseyerek evet burası dedi. Teresa cevap olarak başını salladı ama gene de son derece kaygılıydı. Adam yanlışlık olmasın diye soruyorum, bu sizin seçiminiz değil mi? Diye ekledi. Hayır, kesinlikle benim seçimim değildi demek kolaydı ama Thomas'ı düş kırıklığına uğratmanın anlamı yoktu. Eve dönmek için ne gibi bir özür, ne gibi bir bahane bulabilirdi? İşte bu yüzden evet elbette benim seçimimdi dedi. Tüfekli adam sözünü sürdürdü. Neden öğrenmek istediğimi açıklayayım. Bunu sadece bize gelenlerin kendi arzularıyla ölüme hazır olduklarından emin olduğumuz zaman yaparız. Biz hizmet olarak görüyoruz da. Teresa'ya bir kere daha öyle sorgulayan bir bakışla baktı ki Teresa yeniden hayır, meraklanmayın benim seçimimdi demek zorunda kaldı. İlk siz gitmek ister misiniz diye sordu adam. İnfazı mümkün olduğu kadar geciktirmek istediği için hayır lütfen hayır eğer mümkünse en son ben gideyim dedi Teresa.
Nasıl isterseniz dedi adam ve ötekilerin yanına gitti. Yardımcılarından hiçbiri silahlı değildi. Tek görevleri ölecek kişinin yanında bulunmaktı. Onları kollarından tutuyor, çayırın karşı tarafına götürüyor. Çayırlık alan epey genişti aslında. Göz alabildiğine uzanıp gidiyordu. Vurulacak kişiler kendi ağaçlarını seçmekte özgürdüler. Her ağacın yanında duruyor, dikkatle gözden geçiriyor, bir türlü karar veremiyorlardı. İki kişi çınar ağacını seçtiler sonuçta. Üçüncüsü hiç durmadan yürüyordu. Anlaşılan hiçbir ağaç kendi ölümüne layık değildi. Kolundan tutan yardımcı itip kalkmadan sabırla yol gösteriyordu. Sonunda adam daha ileri gidecek cesareti kaybetti ve dört bir yana dal saçmış bir meşe seçti. Ardından yardımcı adamların üçünün de gözlerini bağladı. Böylece gözleri bağlanmış, yüzleri göğe çevrilmiş üç adam uçsuz bucaksız çayırlıkta sırtları üç ağaca dayalı olarak durdular, beklediler. Tüfekli adam nişan aldı ve ateş etti. Kuşların ötüşünden başka bir şey duyulmadı. Tüfeğe susturucu takılmıştı. Çınara dayanan adamın yere devrilmesinden başka bir şey de görülmedi. Tüfekli adam olduğu yerde başka bir yöne döndü ve öteki adamlardan biri sessizce yere yığıldı. Birkaç saniye geçmeden tüfekli adam gene de sadece olduğu yerde dönmüştü. Üçüncü adam da çayıra yığıldı. 13. bölüm. Yardımcılardan biri Teresa'ya doğru geldi. Koyu mavi renkli bir kurdele tutuyordu. Teresa adamın gözlerini bağlamaya geldiğini anladı. Hayır dedi başını sallayarak, ben görmek istiyorum. Ama gözlerini bağlatmak istememesinin gerçek nedeni bu değildi. İdam mangasını gözleriyle alt eden o gözü pek kişilerden biri değildi Teresa. Sadece ölümü geciktirmek istiyordu. Gözleri bağlandı mı ölümün bekleme odasına girmiş olacaktı ki oradan dönüş yoktu. Adam onu itip kalkmadı, sadece kolundan tuttu. Çayırlık alanda yürüyorlardı. Teresa bir türlü ağaç seçemiyordu. Ona acele etmesini söyleyen yoktu ama kendisini bekleyen sondan kurtuluş olmadığını biliyordu. İleride çiçeklenmiş bir kestane ağacı görerek onun yanına gitti. Önünde durdu. Sırtını ağacın gövdesine yasladı. Başını kaldırıp yukarıya baktı. Güneşte neşeyle kıpırdaşan yaprakları gördü. Çok uzaktan gelen hafif tatlı keman sesleri gibi kentin gürültülerini duydu. Adam tüfeğini doğrulttu. Teresa cesaretinin yavaş yavaş yitip gittiğini hissetti. Güçsüzlüğü umarsızlığa döndü ama elinden bir şey gelmiyordu. Benim seçimim değildi dedi. Adam o anda indirdi tüfeği. Yumuşak bir sesle sizin seçiminiz değilse yapamayız. Hakkımız yok buna dedi. Çok seveceğim bir sesle sanki onun seçimi değilse vuramayacaklar için özür diler gibi söyledi bunu. Adamın sevecenliği Teresa'nın yüreğinde parladı. Yüzünü ağacın gövdesine döndü ve gözyaşlarına boğuldu. 14. bölüm. Tüm bedeni gözyaşlarıyla sarsılıyordu. Ağaca, ağaç değil de çok eskiden yitirdiği babası, hiç tanımadığı büyük baba, büyük büyük baba, büyük 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 baba, zamanın derinliklerinden bir yerden çıkıp gelmiş pütürüklü bir ağaç gövdesi kılığına girerek yüzünü ona sunan, saçı sakalı ağarmış bir yaşlı adammış gibi sarıldı. Sonra başını öte yana çevirdi. Üç adam çok uzaklardaydı artık. Yeşilin içinde yürüyen üç golf oyuncusu gibiydiler. Hatta tüfeklisi tüfeğini golf sopası gibi tutuyordu. Petrin tepesinin patikalarını izleyerek aşağı inerken Teresa kendini vuracak olan ama vurmayan adamı düşünmekten bir türlü kendini alamıyordu. Ah nasıl da istiyordu onu. Birisinin yardımı gerekiyordu sonuç olarak. Thomas yardıma yanaşmıyordu. Thomas ölüme yolluyordu onu. Başkası yardım etmemeliydi o zaman. Kente yaklaştıkça tüfekli adamı daha çok arzulamaya, Thomas'tan daha çok korkmaya başladı. Teresa'nın sözünü tutmaması hiçbir zaman bağışlamayacaktı işte bunu Thomas. Korkaklığını, ihanetini hiç bağışlamayacaktı. Oturduğu sokağa gelmişti. Bir iki dakika sonra Thomas'ı göreceğini biliyordu. Onu görmekten o kadar korkuyordu ki midesine sancılar girdi, kusacağını sandı. 15. bölüm. Mühendis onu kendi evine çekmeye çalışıyordu. Teresa ilk iki çağrıyı geri çevirdi ama üçüncüyü kabul etti. Her zamanki gibi mutfakta ayaküstü bir şeyler yedikten sonra yola koyuldu. Saat 2'den biraz önceydi. Adamın oturduğu apartmana yaklaşırken bacaklarının kendinden yavaşladığını hissetti Teresa. Ama sonra aslında onu adamın yanına yollayanın Thomas olduğu geldi aklına. Ona sık sık aşkla cinselliğin aynı şey olmadığını söyleyen o değil miydi? Eh işte, sadece onun sözlerini sınıyor, onları olumluyordu. Thomas'ın, anlıyorum seni, ne istediğini biliyorum, her şeyi yoluna koydum. Oraya yukarıya çıkınca göreceksin sözleri kulaklarında çınlıyordu adeta. Evet, Thomas'ın buyruklarına uymaktan başka bir şey yapmıyordu.
Çok kalmayacaktı. Bir fincan kahve içmeye yetecek kadar. Sadakatsizliğin sınırlarında gezinmek nasıl bir duyguymuş onu anlayıncaya kadar. Bedenini sınıra varıncaya dek ittirecek, orada bir an yakılmak üzere direğe bağlanmış gibi duracak, sonra mühendis kollarını dolamaya kalkıştığında, tıpkı Petrin tepesindeki silahlı adama söylediği gibi, benim seçimim değildi diyecekti. Bunun üzerine adam tüfeğin namlusunu indirecek ve yumuşak sesle, senin seçimin değilse yapamam, hakkım yok diyecekti. Teresa da yüzünü ağacın gövdesine çevirecek ve gözyaşlarına boğulacaktı. Sayfa 166, 16. bölümde bırakıyoruz.